Merhaba sevgili dostlar, yeni bir son durumla karşınızdayız. Buraya salyangozlar da attım, biyolojik sisteme oturtsunlar diye. Bir havuç denemesi yaptım ama en azından dedim hani semenderler yemese de şeyler yer. Havuç şimdi rendeledim, Japonlarımıza veriyorum. Oo, ne biçim götürüyorlar. Vallahi götürüyorlar yani. Zaten Japonları boylandırmak için böyle sebze mebze atman gerekiyor bir yerden sonra. Zaten minare salyangozlarımız var. Yani yemeseler bile onlar temizleyecektir. Bu sebepten dolayıdır ki fazla bir çekincem yok ki zaten götürüyorlar yani hatır otur. Aklım semenderlerde, onlara solucan toplayacaktım dışarıdan. Apartmanın bahçesinden dedim laga luga yaparlar. Şimdi moralimizi bozmayalım. Dün arabaya koydum çapayı mapayı. Bu sebeptendir ki solucan bulmam lazım bugün çıkıp. Ama şöyle bir şey, dün attığım yemlerin hepsi kayıp abi. Hani ben bir şey söyleyeyim size, bugün de attım. Yani şöyle söyleyeyim, salyangozlar onları yemiş olamaz abi. Olamaz yani, o kadar kısa sürede yiyemezler. Zaten 3 tane 4 tane ne salyangoz var. İmkanı yok gibi bir şey. Yiyor abi keratalar. Yiyor yiyor. Ben biraz panik yaptım. Çünkü ya yiyordu, benim dayımın bana gösterdiği semenderler yiyordu. Bak nasıl götürüyorlar avuçları, var. Aldır buldur yiyorlar. Yiyin bakayım. Yiyin hadi. Küçük kaldınız ya. Şu sazan türü olan, gümüş rengi olan, lan yansıma da öyle bir geliyor ki. O çok fazla yemiyor, o da yiyormuş. Buraya da su püresi aşıladık ama bakalım. Bir hareket yok. Göreceğiz. Zaten az aşıladım ya. Azdan üretmek, yani az bir kültürden üretmeye çalışacağım burada. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Buraya bir tane dereden adi salyangoz gelmiş. Valla biz havucumuzu atalım abi. Bunlar yer veya yemez. Ben anlamam. Biz havucumuzu attık. Bugünkü yeminiz bu. Yersiniz veya yemezsiniz. Ben bilmem. Ulan suya da yeşil su katmamıza rağmen yeşermiyor ha. Salyangozlar yer valla. Tamam. Alıyor, tükürüyor bazısı, bazısı yutuyor. Durum bu kardeşler. Son durumumuz böyle. Hava çok güzel ama dışarı çıkamıyoruz. Çok uzattılar bu koronayı. Bu korona geçen kış geldi. Biz yakalandık, atlattık. Şükürler olsun. Bunlar siyasi çakallık ayakları. Yok ölü varmış, yok bilmem neymiş falan. Hikaye hepsi. Kışın başında atlatan atlattı. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Merhaba sevgili dostlar. Afrika dev salyangozlarımızı bu şekilde yakalamışken hemen videolarını çekeyim dedim. Dışarısı da gök gürültülü, yağmurlu. Acayip bir yerlere şimşek düşüyor. Ve gerçekten de korkutucu olabiliyor, hoplatıyor yani insanı. Böyle resmen bomba gibi patlıyor ya. Bugünkü koyduğum marulla bir miktar havucu yesinler, yarına yemiş olurlar. Bulundukları kabı temizlemem gerekiyor. Ben görüntüyü bu şekilde yakalamışken bunu da son durumumuza ekleyelim. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Afrika dev salyangozlarımız yine değişik pozlar veriyorlar. Bugün günlerden pazar, pazar sabahı. Kaldıkları yer çok kirlendi. Bugün temizlik yapacağım, bakalım nasıl olacak. Şimdilik hoşça kalın.
Merhaba sevgili dostlar. Dün uyurken şu tarafta bir tane yavru gördüm. İlk yavrumuzu görmüş oldum. Ama muhtemelen yediler. Tabii ilk yavruları yiyorlar abi. İlk çünkü saklanma yerimiz kısıtlı. Şimdi çok dikkatli bir şekilde araştırıyorum ama göremiyorum yavru falan. Şu dişi doğurmuş. Bakın göstereceğim size şu dişi. Bu sebepten yani dolayıdır ki ilk yavruları tabii yediler. Dediğim gibi doğum stresi vardı. Ama iri dişi hala dolu dişimiz. Doğurmadı. Burada ben böyle geldiğim zaman bakın. Muhtemelen bayağı bir yavru yedi bunlar. O yüzden böyle bir stres hali hakim. Balıklarda çünkü bir tane yavrulayacağını zannetmiyorum. Gerçi lepistesler arada bir atıyor öyle ama yavruyu göremiyorum. Dünkü gördüğüm yavruyu. Evet, muhtemelen yemişlerdir. Yani bu şekilde yavaş yavaş alışacaklar yavrularla birlikte büyümeye ve bitkiler de büyüdükçe daha fazla saklanma yeri olacak. Durumumuz böyle lepisteslerde de. Herhangi bir sorun yok. Hava soğudu, dün yağmur yağdı bayağı bir. Evet, su da biraz soğumuş. Durumumuz böyle. Bakıyorum ama hiç yavru göremiyorum. Muhtemelen ilk yavrulamasıydı. Yumurta şeklinde attı yavruları. Ya o aşamada yediler. Bir tane de öyle çıktı. O da kurtaramadı kendini. Buralarda saklanıyordu ama yok yani kabak gibi gözüküyordu. Çünkü rengi açık bunların. Çok güzel belli oluyorlar. Görsem görürdüm. Muhtemelen yemişler. Şimdilik hoşça kalın. Evet, yavruyu buldum bu köşede. Saklanıyor tilki kuyruğunun orada. Tamam. Yememişler. Yavaş yavaş alışacaklar. Bir tane yavrumuz var. Siz de görüyorsunuzdur umarım. Şöyle göstereyim. Kerata seni. Durum böyle. Şimdilik hoşça kal. Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Son duruma binaen bu videoyu başlatmış bulunmaktayım. Şimdi genel bir akvaryumun son durumuyla ilgili bilgiler vereyim. Balıklarımızda yaptığımız tedavi kürlerinden sonra dış parazit olsun, iç parazit olsun gözle görülür bir düzelme söz konusu. Yalnız şu büyük dişide biraz stres hali var. Ve şu erkek de yeni yeni toparlamaya başladı kendini. Ben 3 tane yavru gördüm. Toplamda 3 yavru gördüm. Bir tanesini bugün vurmuşlar. Can çekişiyordu. Şu bölgedeydi. Hatta canlı yayındaydım. Canlı yayından dedim izin aldım izleyicilerimden. Dedim bir saniye yavruyu şuraya bir yere ittim. Ama ne oldu ne yaptı bilmiyorum yavru. Yani sarımsaklı yem de iyi geldi balıklara, kendine getirdi. Şu anda bakıyorum sizinle birlikte ama pek bir şey göremiyorum yavru adına. Şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Daha demin gördüğüm yavruları göremiyorum. Umarım İyi saklanıyorlardır. Yavruyu buraya ittim ama herhalde buldu yediler. Ama ilk başlarda bunlar. Evet, şurada bir tane yavru var. Gördüm. Şurada siz de görebilirsiniz. İlk başlarda bunlar normal. Yani olağan şeyler, alışana kadar
Tabii ki. O can çekişen yavruyu buralara ittik ama gerçekten göremiyorum. Bu da beni üzdü açıkçası. Yani ilk koloni oluşana kadar lepistesler ne yazık ki yavruları yiyorlar abi. Durumlar lepisteslerimizde bu şekilde. Sizlere bir gelişmelerden haberdar etmek istedim. Her yerden bakıyorum, araştırıyorum ama yok. Yani ben toplamda 3 yavru görmüştüm. Demek ki birisi o yaraladıkları kaçamadı. Herhalde buldular kokusundan. Ve yediler. Herhalde ötekini de yediler. Ve tek kalan bu yavru oldu diye düşünüyorum ama durum böyle. Şimdilik hoşça kalın.